Dördüncü sınıf çalışma yaprakları, matematik dersi, sayfa 77. Kenar uzunlukları verilen üçgenlerin çeşitlerini, verilen boşlukları yazın. Evet, burada kenar uzunluklarına bakıyoruz arkadaşlar. İki tane kenarı birbirine eşit. Demek ki bu ikiz kenar bir üçgendir arkadaşlar. İkiz kenar. Hemen altındaki üçgenime bakıyorum. 5, 5, 5. Üç kenar uzunluğunda birbirine eşit olduğu için ben buna eşkenar üçgen yazabilirim. 4, 5, 6 bakın bütün kenar uzunlukları farklı. Demek ki bu çeşit kenar üçgen. Çeşit yazıyorum arkadaşlar. Lütfen siz çeşit kenar olarak yazın. 4, 4, 6 iki tane kenara eşit olduğu için bu da ikiz kenar üçgendir arkadaşlar. Otuz beşinci soru. Aşağıdaki şekillerin verilen doğrulara göre simetrisini çizin. Evet. Buradaki şeklin tam karşısını yani diğer yarısını çizmemiz isteniyor arkadaşlar bizden. Bizim de şu şekilde şuradan bakalım arkadaşlar. 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 4. Şurada olacak arkadaşlar kanatın uzunluğu. Şuradan şu şekilde şöyle kabaca çizmeye çalışıyorum. İkincisi şuradan 1, 2, 3, 1, 2 şuralara gelecek arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Diğeri şuradan şöyle şunu da şöyle kabaca çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Diğer yarısı şu şekilde arkadaşlar. Fareyle düzgün çizemiyorum. Lütfen siz çizerken gerekirse cetvel kullanarak düzgün şekilde çizmeye çalışalım. Buradaki üçgenlerin karşısına aynısını çiziyorum. Geldik buraya. Burada benim uzaklık 3. Demek ki benim burada da 3 olacak arkadaşlar. Şöyle 3 çiziyorum. 1 aşağıya indim. 2 geldim. Ve devam ettim. Şu şekilde arkadaşlar düz çiziyorum. Bunun diğer yarısı 1, 2, 2,5. Şuralarda bitecek arkadaşlar. Şöyle düzgünce dairemin diğer yarısını çiziyorum. Buradaki insanımın yarısı. Şu şekilde yapıyorum. Burada da makasımın diğer yarısını çizmeye çalışıyorum. Şöyle arkadaşlar kabaca çizim lütfen. Siz kalemle daha düzgün çizmeye çalışın. Sayfa 78. Aşağıda RGS sitesinin birim karelerden oluşan yerleşim planı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki sorulara istenen şekillerin alanını hem çarpma hem de toplama işlemi yaparak yapınız diyor. B blokun yerleşim alanı. Hemen B'ye bakıyorum arkadaşlar. Yukarıdan B'yi buluyorum. Buradaki B'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 8 çarpı 12'dir arkadaşlar. Bu 96. İkinci soruma bakıyorum. Yerleşim alanı eşit olan bloklar. Bunun için ben tüm blokların alanını bulmam gerekiyor. Burası 96 idi. Örneğimizde bize hangi alanı bulmuştu arkadaşlar? A'yı bulmuştu. A 80'di. Aynı işlemi yapmayalım. Burası 80. C'ye bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 10'a 2, 4, 6, 8, 10. 10 çarpı 10. Burası da 100. D'ye bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Burası da 10 çarpı 10. 100. Bana neyi soruyorlar arkadaşlar? Yerleşim alanı eşit olan bloklar. Evet. Bloklara baktığımız zaman 80 var, 96 var, 100 var, 100 var. C ve D blok birbirine eşit. Çocuk parkının yerleşim alanını bize soruyor arkadaşlar. Alan içindeki birim karelerin sayısıdır. Çocuk parkı burada. 2, 4, 6, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8'e 10, 8 çarpı 10 eşittir 80. Sayfa 79. Birinci kamayla'nın alanı ikinci kamayla'nın alanından kaç birim kare küçüktür? Hemen birinci ve ikinci kamayla'lara bakalım.
Evet, buradaki birinci kamayla 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 birim kare. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 burası arkadaşlar. 24'ten 20'yi çıkarıyorum. Cevabım 4. Evet, bu sorunun cevabına 4 demiştik. 37. Aşağıda verilen açıların sembol ile gösterimini örnekteki gibi karşıdaki buraya yazınız. Evet, burada C, F, G açısı. Buradaki açımız B, R, L açısı. Buradaki açımız istediğimiz taraftan başlayabilir. İster D'den, ister S'den. S, U, D açısı. Açının olduğu yer mutlaka ortada olmak zorunda. E'ye bakıyorum. G, N, L açısı. S, E, N açısı. Altındakine bakalım. D'ye. B, R, N açısı. Evet, sayfa 80. Aşağıdaki açıları açı ölçeriyle ölçüp derecelerini ve çeşitlerini altındaki boşlukları yazınız. Evet, burada zaten şu simge arkadaşlar dik açıyı işaret eder. Dik açı 90 derece demektir. 90 derece. Evet, burayı siz de açı ölçerinizle ölçerek bulabilirsiniz. 120 derece. 30 derece. Ve burası bir doğru açı. Doğru açı 180 derece olmak zorunda. 180 derece. B'ye geçtik arkadaşlar. Aşağıda ölçüsü verilen açıları açı ölçer yardımıyla çizin ve açı çeşitleriyle eşleştirin. Evet, burada lütfen arkadaşlar siz açı ölçülerinizi kullanarak buradaki açıları çizmeye çalışın. Ben sadece eşleştirmeler yapacağım. 25 derece. Bizim mantığımız arkadaşlar, eğer açımız 90 dereceden küçük ise dar açı, 90 dereceden büyükse geniş açı, 90 dereceye eş ise dik açı ve bir doğru ise doğru açı. 90'dan küçük olduğu için arkadaşlar bu dar açıdır. 90 dereceye eşit olan dik açıdır. 90'dan büyük olduğu için geniş açıdır. 180'e eşit olduğu için doğru açıdır. Sayfa 81. Merve öğretmen sınıfındaki 32 öğrenciye karneye hediyesi olarak fiyonk bağlı birer kalem hediye edecektir. Fiyonk yapmak için aldığı kurdeleden 15 santimlik parçalar kesmiştir. Kalan kurdeleden de 8 santim uzunluğunda parçalar keserek her öğrenci için karne süsü hazırlamıştır. Merve öğretmenin karne süsü ve fiyonk yapmak için kullandığı kurdelenin uzunluğunu bulun. Evet, şimdi arkadaşlar her öğrenci için 15 santimlik parça kesmiş, fiyonk yapmış, daha sonra 8 santimlik başka bir parça kesmiş, karne süsü yapmış. Yani her öğrenci için 15 artı 8, 23 santimlik kumaş kullanmış. 32 öğrenci var. 23 çarpı 32, 6, 4, 3 kere 3, 9, 3 kere 2, 6. Topluyorum arkadaşlar. 6, 13 elde var. 1, 736 santimetre uzunluğunda. Kırkıncı soru. Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın kısa kenarı 25, uzun kenar ise kısa kenarının 3 katı. Hemen şöyle göz kararı bir dikdörtgen şeklinde arsa çiziyorum. Bunun kısa kenarı 25'miş. Demek ki burası da 25. Uzun kenarı ise kısa kenarının 3 katı. Yani 25'in 3 katı. 25'i 3'e çarpıyorum. 75. 75. Bu arsanın çevresine 2 sıra tel yapılacakmış arkadaşlar. Ben öncelikle bunun çevresini buluyorum arkadaşlar. Çevresini bulmak demek uzun kenarları ve kısa kenarları toplayıp 2 ile çarpmak demek. Ya da ayrı ayrı toplayabilirsiniz. 25 artı 75 topladık 100. 2 ile çarpıyorum. 200. Bunun çevresi 200 metre arkadaşlar. Bir sırası 200. 2 sıra olacağı için 200 çarpı 2. Bana 400 metre tel gerekli. 41. soru. Evi ile okulu arasında araba 56 dakikalık mesafe bulunan Derya öğretmen sabah 8.20'de evinden otomobille hareket ediyor.
Saat kaçta okula varır? Ben 8.27'nin üzerine 56 dakika ekliyorum arkadaşlar. Bildiğim toplama yapıyorum. Şurası benim dakikam olduğu için dakikayla saat ayırıyorum. Kafamız karışmasın. Dakikaları topluyorum. 6, 7, 13. Elde var 1. 5, 7, 83. Burası benim dakika bölümüm olduğu için benim 1 dakikam, 1 saatim 60 dakika eşit olduğu için burası en fazla 60 olur. 83 olduğu için ben 83'ten 60'ı çıkartıyorum. 23 kaldı. Arkadaşlar burası 83 değil, 23'tür. Fazlalık 1 saatimi de buraya ekliyorum. Saat 9.23'te varır. Tarlasına yılda 200 kilogram mısır tohumu eken Bekir Bey'in 5 yılda kaç ton mısır tohumunu? Evet, 200 kilogrammış. 5 yılda çarptım arkadaşlar. 1000 kilogram yapar. 1000 kilogramda arkadaşlar 1 tondur. Emel Hanım sabah 38 mg, akşam 75 mg vitamin almaktadır. Emel Hanım'ın 20 günde aldığı vitamin miktarını bularak gram ve miligram cinsinden. Evet, 38 ile 75'i topluyorum. 3, elde var 1, 11. Günlük 113 mg. 20 gün dediği için arkadaşlar 113 ile 20'yi çarpıyorum. Ben 2 ile çarpıp yanına 0 ekleyeceğim. 6, 2, 2. 2260 mg. Evet, burada bana 1 litreyi 2 tane 500 ml ya da 4 tane 250 ml. Buna yarım litre, buna çeyrek litre diyoruz. Hemen altındaki çevirmeleri yapalım. 1 litre 1000 ml'ydi. 38 litre 38.000. 4.000. 18.000. 42.000, 8.000, 41.000, 12.000. Geldik buraya. Burada da tam tersi. 3'er 0 atıyoruz. 3 attık 18 litre. 3 attık 10. 3 tane 0 attım 58. 3 tane 0 attım 22. 52. 36. Ve 15. Burada da ise yine çevirmem var. 7 litre 230 ml, 1 litre 320 ml, 1 litre 71 ml, 3 litre 604 ml, 2 litre 800 ml, 7 litre 5 ml, 3 litre 3 ml. Sayfa 83 bir grafiğimiz var. Grafikle ilgili soruları birlikte cevaplandıralım. Flüt kursuna katılan öğrenci sayısı. Bakalım flüt kursuna kaç kişi katılmış? 35 kişi katılmış. Keman kursuna katılan öğrenci sayısı. Kemana kaç kişi katılmış? 30. Kaç fazladır? 35 eksi 30 eşittir 5. Öğrenci sayısı eşit olan kurslar. Öğrenci sayısı eşit olan kurslar 20 olan gitar ve piyano öğrenci sayısı eşittir. Buraya gitar ve piyano yazabilirsiniz. Gitar ve piyano. Öğrenci sayısının en az ve en fazla olduğu kurslar. Öğrenci sayısının en az olduğu darbuka, en fazla olduğu flüt. Cevabımı yazmıyorum arkadaşlar. Lütfen not alınız. Kurslara katılan öğrenci sayıların toplamını soruyor. Hemen yukarıdan grafiğin orada sayılarımızı toplayalım birlikte. Evet, piyanoda 20, kemanda 30, flütte 35, darbuka 10, gitar 20. Topluyorum arkadaşlar. 5, 3, 5, 8, 10, 11. Toplam 115 öğrenci katılmış. Evet, 115. Her kurs için bir öğretmen görevlidir. Kurslara katılan tüm öğrencilerin ve kurslarda eğitim veren öğretmenlerin tamamı. Evet, 115 öğrenci vardı arkadaşlar. Burada benim kaç tane kursum var? Birlikte bakalım. Burada benim 5 tane kursum var. 5 tane kurs demek arkadaşlar. 5 tane öğretmen demek. 115 tane öğrenci var. 5 tane de öğretmen var. Toplamı 120. 45. soru.
4C sınıfındaki 4 öğrencinin 1. dönemin sonuna kadar olan sürede okudukları kitap sayısı verilmiştir. Buna göre sıklık tablosunda verileri kullanarak sütun grafiği oluşturunuz. Evet, bu soruda grafiğimizi oluşturalım. İsimlerimiz Akif, İlayda, Makbule, Ömer. Ben buraya isimlerini yazdım arkadaşlar. Makbule, İlayda, Ömer ve Akif olarak baş harflerini yazdım. Alt tarafına yazabilirsiniz. Burada okudukları kitap sayısı arkadaşlar. Her kareyi ben 5 olarak kabul ettim. 5, 10, 15, 20 şeklinde yanlarına sayıların hepsini yazmadım. Buna benzer bir grafik oluşturabilirsiniz. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.